Kurul üyelerimiz, temsilcilerimiz, komite üyelerimiz, saygıdeğer konuklar ve basın mensupları, sevgili meslektaşlarım, E-Devlet projesinin müşterilerimize ve muhasebe mesleğine etkileri ve yeniden yapılanma süreci, yani kısaca 2014 ve sonrası E-Yaşam konulu seminerimize hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Bakanlıklarımızın saygıdeğer temsilcileri, TÜRMOB'un değerli genel saymanı, İstanbul Noter Odası Başkanımız, odamızın çok değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler, değerli meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Öncelikle 2014 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Bugünkü seminerle ilgili düşüncelerimiz geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz bir kitap kampanyası yapmıştık. Bugüne kadar yaklaşık 500 arkadaşımız bu kampanyada bağışta bulundu. Ardahan ilindeki çocuklara bu kitapları teslim edeceğiz. Bu kampanyaya katkı sunan, destek veren tüm arkadaşlarımıza içten teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, uzunca zamandır meslek büyük bir değişim içerisinde olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle İstanbul Odamız bildiğiniz gibi 2 yılda bir geleneksel olarak muhasebe denetimi sempozyumları düzenliyoruz. Bu sempozyumların birinde dünyadaki teknolojik gelişmeleri irdelediğimizde bu sempozyumun sonucunda kağıtların kalkacağını söylemiştik. Yıl 1997. Ve birçok arkadaşımız ya olur mu, eder mi vesaire gibi yaklaşımlar içerisindeydi. Ve bugün görüyoruz ki hepimiz yaşıyoruz bunu. E-bildirge, e-beyan, işte şimdiki e-fatura, e-defter ve bunun arkası da bildiğiniz gibi e-devlete kadar uzanan bir süreç. Şimdi biz bu semineri niye düzenledik? Amacı neydi? Açıkçası bizim eğitime bakışımızı biliyorsunuz. Burada bir kişi dahi olmuş olsa biz bu eğitimleri mutlaka düzenlemeye devam edeceğiz. Buraya katılanların sayısı çok önemli değil. Ama İstanbul'da 34 bin üyeyi aşan bir odada böylesine ki uzunca zamandır böylesine geniş katılımlı bir toplantı da organize etmedik. Ama neydi amaç? E-Devlet konusunda hepimiz yaşıyoruz. Hatta oturduğumuz yerden zaman zaman isyan ediyoruz. Bu böyle olur mu diyorsunuz. Burada da en doğal olaraktan konuyla ilintili E-Devlet'in temsilcilerine bakanlıklar var. İşte Maliye Bakanlığı temsilcileri burada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri burada, Çalışma Bakanlığı temsilcileri burada. Dedik arkadaşlarımıza ya ne yapıyorlar? Siz farkında mısınız sevgili arkadaşlarım? Yani bugün burada bu seminerin sonucunda kanımca anlatılanlardan sonra herkesin gelecekle ilgili planlamasını mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. Eğer siz ki yukarıda da konuştuk değerli arkadaşlarımızla Maliye Bakanlığı bir konuyla ilgileniyor. Çalışma Bakanlığı da bir konuyla ilgileniyor. Ama biz meslek mensupları
en az 40'dan fazla mevzuatı takip ediyoruz. Hele hele bu gelişmelerin ne olduğunu bilmezseniz, stratejilerin ne olduğunu bilmezseniz, süreç içerisinde çok ciddi sıkıntılar bizi bekleyeceğini, beklediğini herkesin bilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, benim gördüğüm bir değişim yaşanıyor. Aslında muhasebe camiasının en büyük özelliği, değişime en çabuk ayak uyduran bir kesimiz. Bunu en iyisini sizler yaşadınız, yaşamaya da devam ediyoruz. Yani yıllar önce stajyerlere anlatıyorum bunu. Benim çocukluğumda tel dolap vardı arkadaşlar. Tel dolabı bilen var mı? Bizim kuşak bilir. Tel dolap. Yani buzdolabın olmadığı dönemde yemeklerin bozulmaması için konulan bir şey. Buzdolabının benzeri bir dolap. Şimdi o yıllarda hiçbirimiz ya buzdolabı çıkacağını tahmin edebilir miydik sevgili arkadaşlar? Yıllar öncesine gidin. Türkiye'de köylerde elektrik yok. Öyle bir süreçten geliyor Türkiye. Şimdi biz de öyle bir değişim yaşadık ki elle defter tutan fasit de bu işi yapan camia bir anda elektrik beyanlarla karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii buradaki bu değişime kimsenin karşı durması mümkün değil. Ben tabii işin politikasına girmek istemiyorum. Ama buradaki temel amaç bürokrasiyi azaltmak, hizmeti daha hızlı vermek, daha şeffaf bir toplum yaratmak adına olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bu değişim gerçekleşirken her değişimde olduğu gibi biraz sancılı bu değişim yaşanıyor. Maalesef bunun en büyük acısını da bizler yaşıyoruz. Nedir bunun anlamı? Şu. Bir bilgiyi ki başından beri biz cami olarak şuna karşı olmadık. Elektronik devlete, e-devlete kimsenin karşı durması mümkün değil. Ama bizden bilgiyi bir kere alın diyoruz. Şimdi bunu lütfen bir eleştiri olarak kimse algılamasın. Maliye Bakanlığı'na ayrı bilgi veriyoruz. Nacelerden dolayı Ticaret Bakanlığı'na ayrı bilgi veriyoruz. Noterlere ayrı bilgi veriyoruz. En son aracılık sözleşmesi denen bir olgu var. Son derece doğal bir şey. Noterde verdiğimiz bilgi tekrar bizden niye isteniyor sevgili arkadaşlar? Benim bunu anlamam mümkün değil, kusura bakmasınlar. Alın noterden, bağlantınız var. Bildiğim kadarıyla işte bu sene noterosu başkanı da burada. Ya böyle bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde. Olan varsa söylesin. Yani bir ülkede defter tasdiki yapmış bu kadar çile olan bir ülke biliyorum arkadaşlar yani. Böyle bir şey yok ya. Ya bir yasal defterle ilgili dere tebi o kadar takla attırılır mı bir topluma? Yok sicil tasdiknamesiymiş, yok noterisi başkanlığı her sabah yürüyüş dedi benim dostum. Diyorum ki başkan, örgüt un kapanı toplanmış şu anda yürüyüşe geçtik diyorum noterlere doğru. Yapma başkan diyor, gel çözeriz falan diyor. Ama acısını biz çektik sevgili arkadaşlar. Maliye Bakanlığı yetkinliğine sesleniyorum. Şu aracılık sözleşmesi lütfen, bu tekrar bilgiyi bizden lütfen almayınız. Noterler bir bağlantı kurarsınız, 2 dakika o bilginin hepsi var ellerinde. Sizden camiam adına bu talebi aktarmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, çok da konuşmacı var. Bugün uzun da konuşmak istemiyorum açıkçası. Sonuçta bu değişimi herkesin görmesi lazım. Her zaman söylüyorum, bu meslek artık bir masa bir sandalye mesleği değil, kusura bakmayın. Bu meslek teknolojiyle bütünleşmiş kurumsal yapıları olan bir meslek olmak zorunda. Buna ayak uydurmak zorundayız. E-Devlet sürecinde de tek istemiş odur. Bilgiyi bir kez girelim, herkes bu bilgiyi ilgili yerden alsınlar. Maliye Bakanı'nın ayrı, Ticaret Bakanı'nın ayrı, oraya ayrı bir bilgi verilmesi bir an evvel ortadan kalkması gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Ticaret Kanunu çıktığı zaman hatırlarsın Ünal Tekinal Hoca ile çok önemli toplantılar yaptık. Ben kendi adıma çok büyük bir heyecan duydum. Neydi o heyecan? Ticaret Kanunu özüne baktığı zaman bir şeyi amaçlıyordu. Kayıt dışını ortadan kaldırmayı hedefleyen, şeffaf, hesap verebilir bir ülke oluşmasını hedefliyordu. Çok enteresandır.
geçmişte de çok inandığımız muhasebe mesleğini çok yakından ilgilendiren nereden buldun yasasına benzer bir olay yaşandı burada da. Hatırlayın, nereden buldun yasası kadar doğru bir yasa yoktu arkadaşlar. Banka satın alıyor amcam, bir bavul parayı dolduruyor, gidiyor banka satın alıyor. Bunun kaynağını sormamak gibi bir şey olur muydu? O gün hiç unutmuyorum, iş dünyası hiç sesini çıkarmadılar arkadaşlar. Ne zaman kanun uygulamaya girecek, bir el kalkıyor, bir ses kalkıyor, eyvah ticari hayat bitecek deniliyor. Aynısını TTK'da yaşadık. Yürürlük tarihine kadar kimse sesini çıkarmadı. İşte Ticaret Bakanı'nın yetkileri burada. TOP Başkanı, TÜMOP Genel Başkanı, biz onca şehir dolaştık. Tüm iş dünyası bu yasa zorunludur dediler. Ama ne hikmetse hepinizin bildiği gibi son anda bir el iş dünyası hapise girecek palavrasıyla, açıkça söylüyorum onu, tamamıyla yalan üzerine kurulan bir şeydi ve bu kanunu ötelediler. Peki ne oldu şu anda? Denetimsiz bir toplum oldu arkadaşlar, doğru mu? Bugün Türkiye şu anda ne yaşıyorsa denetlenmemekten yaşıyordur. Eğer denetlenir bir ülke olmuş olsaydı belki son günlerde kamuoyunda birçok olayları bu kadar farklı bir dille de dinlememiş olacaktı diye düşünüyorum. Şimdi bununla bağlantılı bir gözetim kurumu oluştu. Her yerde de anlatmaya devam edeceğim. Bakın bu gözetim kurumu ile ilgili bugün toplantıda çok kısa bir bilgi vereceğim. Önümüzdeki günlerde geniş bir şekilde size bir bilgi sunacağız. Bizim amacımız hiçbir meslektaşımızı mağdur etmek değildi sevgili arkadaşlar. Ama ortada bir yanlışlık var. 15'ini doldun arkadaşlarda bir sorun yok. Ama bu camianın büyük bölümü gençlerden oluşuyor. Gençlerin önünü kesen bir anlayışı doğru bulmadığımızı ve bu yanlışa da hiçbir zaman katılmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Ama önümüzdeki günlerde geniş bir şekilde bir açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Ben bu kadar ülkenin gündemi yoğun olduğu bir dönemde özellikle 3 bakanlığımızın temsilcilerinin burada olmasından dolayı sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda TÜRMOB'un özel bir katkısı oldu. Onlara özel teşekkür ediyorum. Noterler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, geldiler ki seminerin bir bölümünde elektronik imza konusu hakikaten son derece önemli. Umarım bu seminer faydalı olur. Ama en önemlisi şu, bu seminerden sonra herkes kendi kapısının önünü temizleyip yeni bir yapılanma oluşturmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bunu da camiamızın mutlaka başaracağını inancımı belirterek seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Gerçekten mesleğimizin ilgi alanlarıyla ilgili en önemli düzenleyici kurumlar aramızda. Katılımları için, bilgilerini bizimle paylaştıkları için, paylaşacakları için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmacılarımızı ben davet edeceğim. Hüseyin Seçkin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Merkezi Kayıt Sistemi Uygulama Şube Müdürü. Buyurun efendim. Mehmet Dumanlı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Hal Kayıt Sistemi Uygulama Şubesi Müdürü. Rasim Kutlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetim ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı. Yıldırım Bozbıyık, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama Veri ve Veri Yönetimi Daire Başkanı. Yalçın Tercan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik Defter ve Belge Yönetimi Müdürü. Ayhan Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E-Uygulama Projeleri Hizmet Sunumu Genel Müdür Danışmanı Müfettiş. Kürşat Güney, Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü.
Ve oturumumuzu yönetmek üzere TÜRMOB Genel Saymanımız Ülkü Sönmez. Seminerimizin başarılı geçeceğine inanıyor. Tekrar başarılar diyorum. İstanbul Maliye Müşavir Odası'nın Sayın Başkanı, Noterler Odamızın Sayın Başkanı, Maliye Bakanlığımızın, Gümrük Ticaret Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve KEP'in değerli temsilcileri, TÜRMOB kurulları adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, Sayın Başkan söylenecek her şeyi söyledi. Ben öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. 80'ler dizisini izlersiniz. İzleyenleriniz vardır. Bizim gençliğimizin dizisi. Pastanede bir konuşma oluyor. Pastanede orada sakallı bir adam var, her şeyi bilen. Diyor ki, telefon çıkıyor pastaneye. Ben de 12 yıl beklemiştim gençliğimde telefon çıkması için. Diyor ki, ya çıktı diyor, sakal diyor ki, ya öyle demeyin diyor, bugün bir gün gelecek diyor, bu telefonları cebinizde taşıyacaksınız diyor. Orada genç çocuk, damat olan, yani o evin oğlu olan çocuk diyor ki, tabii diyor, kablolar da arkamızdan gelecek diyor. Evet, bugünlere geldik işte, buzdolabına geldik, buraya geldik, artık e-fatura. Şimdi 1971'de bir muhasebecinin yanında ilk defa muhasebeciliğe başladığımda bana Gamak elektrik motorlarının ana bayiydi. Müşterilerinin tutmam için kalam odasını verdiler. 1200 tane müşterisi vardı. Ben bu 1200 tane müşteriyi o kalamozaya işliyordum. Tabii zaman ve süre yetmiyordu. Onu eve götürmem icap ediyordu. O zamanlar taksi falan da yok. Yer Bankalar Caddesi'nde, bizim evimizde başkanla komşuluğumuzdan Kasımpaşa'da. Ben o kalamozayı çuvala koyuyordum. 15 kiloydu. Sırtıma vuruyordum, eve getiriyordum. Şimdi şöyle bir cep telefonumuz var. Luka programına giriyorum. Bütün mükelleflerin cari hesaplarına, kontlarına, her şeyine giriyoruz. Artı eve taşımak da gerekmiyor. Küçük bir çipe bütün bilgileri yükleyip eve götürüp evde işimizi hallediyoruz. Yarın herhalde Maliye Bakanlığı beyanname isterken böyle bir mikrofona oturacağız. Kadı Mehmet Limited şirketi, matrah şu, vergisi şu, iadesi şu diyeceğiz. Arkamızı döneceğiz, o orada kayda geçecek. Herhalde böyle zamanlara geleceğiz. Sistem çok ilerledi. Bunu bilin. Şimdi başkan bir şeyden bahsetti. Dedi ki Angarya, Angarya, bizden devamlı bir şeyler istiyorlar. Aslında haklı. Ama bir tek olay var. Şimdi devlet biraz kendini farklı görüyor. Ben diyor işime yarayanı isterim, siz de verirsiniz. Halbuki bunu gerekçesiyle söylese, gerekçesiyle bize anlatsa, bizle beraber konuşup tartışarak bunu yapsa hepimiz sahip çıkacağız. Başkan arada bir söyler, aflar gündeme geldiğinde bizle paylaşılan aflar her zaman başarılı olmuştur. Ama bizle paylaşılmayan işlemler başarısız olmuştur. Mesela Maliye Bakanlığı bununla ilgili biz gerekçesini öğreniyoruz. Paylaşsa hepimiz sahip çıkacağız. Efendim, noterden bilgiyi alıyorlar ancak mükellef çatışmasında problem çıkıyormuş. 3-4 bine yakın kaçak muhasebeci tespit etmişler. Örnek Yahya Arıgan'ın şifresiyle bilgi giriliyormuş. Bunu önlemenin çarelerini araştırmışlar.
beyanını söyleneni söylüyorum şimdi, doğru veya yanlış. Noter bilgilerini alırsak şifresi yanlış olan kişi noter bilgileri elinde olmayacağı için bu beyannameyi veremez diyorlar. Ya bunu paylaşın bizle. Biz sahip çıkalım. Biz özelleyelim. İkincisi bir müşterilerin göndereceğimiz aracılık sözleşmelerini bir sefer yaptık. Koyduk çekmeceye. Herkes bütün mali müşavirler. Farklı format getirelim. Sahip çıkalım. Gerekiyorsa birlikte yapalım, başaralım. Gerekmiyorsa da birlikte bu işten vazgeçelim. Bu dün yönetim kurulumuzun da konusuydu. Hafta içinde Maliye Bakanlığı'na gidip bu işi görüşeceğiz, son şeklinde diyeceğiz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Buraya beni dinlemeye gelmediniz. Buraya konukları dinlemeye geldik, konuşmacıları. Ben hepinize yeni yılda başarı, sağlık, mutluluk, bol kazanç diliyorum. Size bir telefon kadar yakın olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Türkiye'mizde İstanbul'un, bizim gönlümüzde de İstanbul'un ayrı bir yeri var. Hepiniz bizim için özelsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Konuklara konuşmalarına geçmeden önce Sayın Oda Başkanım, Noter Oda Başkanım, bir iki dakikalık hitap etmek isterseniz buyurun. Siz dinlemek isterseniz isteriz. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tüm konuşmacılarımız sunumlarını yapacaklar. Herhangi bir ara vermeyeceğiz. Sunumlar bittikten sonra 15 dakikalık ara vereceğiz. O aradan sonra da soru cevaba geçeceğiz. Soru cevaplarda burada soruları cevaplayabildiklerimizi cevaplayacağız. Cevaplayamadıklarımızı teknik anlamda background'unda bilgi istenen, araştırma istenen veyahut da tartışma gereken sorular olur ise bu soruların cevaplarını biz konuşmacılarla anlaştık. Onlar İSMO'ya iletecekler. İSMO bunların cevaplarını web sitesinden bugünkü toplantı ile ilgili olan bölümde bu cevapları sizlere yayınlayacak. Bunun haricinde yine bu konularla ilgili burada aklınıza gelmeyen, sormanız gereken soru varsa bunu İSMO'ya bir şekilde iletir iseniz İSMO'da konuşmacılara konuyu iletir. Bu cevaplar da tekrar size cevaplanır ve soruların cevaplarını alırsınız. Biz oturumu kendi içimizde şöyle planladık. Öncelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uygulamalarını anlatacak. Arkasından Maliye Bakanlığı uygulamalarını anlatacak. Bu arada ben Maliye Bakanlığı Daire Başkanımız bu göreve yeni atandı. Kendisine de başarı dileklerimi iletiyorum sizler adına. Arkasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anlatacak. Sonra KEP uygulamaları anlatacağız. KEP bir uygulama sunacak bize nasıl olduğu konusunda. Ondan sonra da soru cevaplara geçeceğiz. Şimdi öncelikle Gümrük Ticaret Bakanlığı Hüseyin Bey, sizden başlıyoruz değil mi? Kimden Rasim başlayalım? Rasim Bey'de. Rasim Bey, sizi alalım, buyurun. Şimdi öncelikle böyle bir toplantının düzenlenmesinden ve sizinle beraber Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndaki uygulamaları anlatma fırsatı elde ettiğimden dolayı çok mutluluk duyuyorum. Bugün ben size Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın gümrükle ilgili olan devlet uygulamaları hakkında bir bilgi vereceğim. Bakanlığımızda bu elektronik işlemlere, uygulamalara ilişkin bir takım çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız hani doğrudan ticaretle ilgili, dış ticaret işlemlerine ilişkin, onların kolaylaştırılmasına ilişkin bir takım uygulamalar olmakta. Şimdi öncelikle bilgi projesinden bahsetmek istiyorum. Bilgi projesi hani bilgisayarlı gümrük etkinliklerinin kısaltılması. Bu aslında 1998 yılında hani pilot uygulaması Atatürk Havalimanı'nda başlamış, 2003 yılında bütün Türkiye'deki uygulaması tamamlanmış olan bir proje.
Fakat bu bizim hani gümrük işlemlerimizin tamamını beyanname mekanizmasını, bütün bir gümrük işlemlerinin hepsinin hemen hemen omurgasını oluşturan bir program. Ve mevzuat, zaman içerisinde mevzuat değiştikçe bu program üzerinde de sürekli bir değişiklik yapılmakta. Bu bizim ana programımız oluyor. Bu programımıza yükümlüler gümrük işlemlerini yaparlarken elektronik imza kullanıyorlar. Ve bu işlemlerini bu şekilde devam ediyorlar. Şimdi aslında 1998 yılından bugüne kadar gümrük beyannameleri aslında elektronik ortamda yürütülmekte. Fakat beyannameye eklenen belgeler hala kağıt ortamında istendiği için biz beyannameyi de şey yapmak durumunda kaldık. Hala da kağıt nüshasını istemek durumunda kaldık. Bunu ortadan kaldırabilmek için bir projemiz daha var. Bu da tek pencere projesi. Şimdi bu tek pencere projesiyle beraber yani şunun farkına varıyorsunuz. Siz beyannamenizi istediğiniz kadar elektronik ortamda alın. Bunun ekine eklenecek olan belgeler elektronik ortamda olmadığı müddetçe kağıt işlemler devam ediyor. Bunun için de kamu kurumlarının vermiş olduğu bir takım izinler, onaylar var. Biliyorsunuz beyannamenin ekinde birçok belge oluyor. Bu belgelerde ilgili kamu kurumlarının o eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması için vermiş olduğu izinler var, onaylar var. Bu onayların hepsinin elektronik ortama aktarılması amaçlanmakta tek pencere projesiyle. Bu projeyi 2014'ün sonunda tamamlamayı düşünüyoruz. İki aşamadan oluşuyor. Birincisi e-belge, öteki e-başvuru. E-belgeyi Ocak ayı içerisinde uygulamasını yapacağız. Ve daha sonra diğer kurumları hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız. 2014'te de hem e-başvuru hem e-belge kısmını bitirmek istiyoruz. Bu projede özetle şunu yapmayı planladık. Biliyorsunuz bir ticaret işlemlerinde bir eşya Türkiye'ye geldiğinde Huni'nin ağzında aslında gümrük var. Yani bütün işlemler aslında bütün kurumların aradığı belgeler gümrükte toplanıyor. O nedenle firmalarımız dış ticaret işlemlerini yaparlarken ilk başvurularını Gümrük Ticaret Bakanlığı'na yapacaklar elektronik ortamda. Biz daha sonra bu elektronik ortamda yapılmış olan başvuruları ilgili kurumlara ileteceğiz. İlgili kurumlar kendi değerlendirmelerini yapmalarının ardından o değerlendirme sonuçlarını tekrar Gümrük Ticaret Bakanlığı'na iletecekler. Bu dış ticaret işlemini yapacak olan firmalarda işte beyannamesini doldururken o izin numarasını yazdıklarında işte sistem kendisi arka planda bir takım kontrollerini yapacak ve daha sonra da gümrük beyannamelerini tespit etmiş olacak. Dolayısıyla bu izin mekanizmasını bu şekilde halletmek istiyoruz. Tabi bu olduğunda artık gerçek manada hem kağıtsız bir beyannameye eklindeki belgelerle beraber geçmiş olacağız. O yüzden bu projeyi önemsiyoruz. Bir başka projemiz NCTS dediğimiz bir trans işlemlerin elektronik mesajlaşmalar yoluyla elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlayan bir proje. Bu proje tabi bir ortak transit rejimi denilen Avrupa Birliği'yle uyumlaştırmamız gereken bir projemiz. Bu bir mevzuatımız var. Bu mevzuatın uyumlaştırmasını gerektiriyor. Bu uluslararası transit işlemleriyle ulusal transit işlemlerinin hepsinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir projemiz. Şu anda bu yürürlükte. Bu proje şu anda gümrük işlemlerinde, transit işlemleri bu program üzerinden yapılmakta. Tabi bu neyi sağladı? Tabi bu aynı zamanda Avrupa Birliği'de de entegre çalışıyor. Yani şu anda mesela diyelim ki Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde bir beyanname doldurup transit beyannamesi gittiğinde Almanya'ya kadar giderken bu program üzerinden işlemleri gerçekleşmekte. Hem ulusal hem de uluslararası alanda. Bir projemiz hızlı kargo projesi. Şimdi gümrük işlemlerinde biliyorsunuz hızlı kargo işlemleri aslında ayrı bir yere sahiptir. Yani bunlar özellik arz eden eşyadır. Bunlar hızlı kargo yoluyla gelirler. Büyük bir çoğunluğu zaten hava yoluyla gelir. Yani çoğunluğu derken %90'ın üzerinde, %95'i hava yoluyla gelir. Bu eşya geldiğinde tabii bunlar genelde bahada ağır, yükte hafif olan eşyadır ve kendileri çok çok fazladır. Buna ilişkin bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Mevzuat düzenlemesiyle beraber hızlı kargo firmalarına dolaylı temsilci yapabilme yetkisi verildi. Ayrıca onların bu beyannamelerini doldurmaları sağlandı. Tabii burada bir yenilik daha var. Bu sene hani bunun mevzuatı da yayınlandı. Beyannameler elektronik ortamda serbest ulaşıma giriş beyannameleri, ithalata ilişkin beyannameler Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önce verilebilmesine de imkan sağlandı. Bunun işlemleri şu anda tamamen elektronik ortamda yürütülmekte. Hızlı kargo işlemleri, gümrük işlemleri. Bir başka projemiz konteyner takip projesi. Şimdi gümrük mevzuatı açısından baktığınızda konteynerler özelliği olan bir taşıma aracı aslında. Hani tekerleği olmayıp bir başka araç tarafından taşınan bir taşıma aracı. Ve özellikle deniz yolunda çok önemli bir oranda bu işlemler konteynerle gerçekleştirilmekte. Dolayısıyla bizim bu konteyner işlemlerimizi takip edebilmek, bunların kontrolünü yapabilmek ve bunları kayıt altına tutabilmek için ta eşya daha Türkiye gümrük bölgesine gelmeden verilen özet beyandan
antropolara, trans taşımacılıklarına vesaireye gidinceye kadar ki bütün bir mekanizmayı elektronik ortamda izlenebilir bir hale getirdik. Ve şu anda bunun da pilot uygulamasını yine bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Yani bu ay içerisinde bunu da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar da bunun işlemleri tamamlanmış olacak. Bir de kağıtsız beyanname projemiz var. Şimdi bu tabii genelde tek pencereli ikisi karıştırılıyor. Şimdi tek pencerede normalde bir beyanname verildiğinde, gümrüğe bir beyanname verildiğinde o beyannamenin içindeki bütün belgelerin hepsinin elektronik ortamda ilgili kurumlardan alınması öngörülüyor. Burada ise bizim onaylanmış statü belgesine sahip olan güvenilir dediğimiz bir takım firmalar var. Bu firmaların ihracat işlemlerinde eğer mavi hattan işlem görüyorsa, ki mavi hat muayene işlemleri yapılmayan eşya demektir. Muayene işlemleri yapılmadan geçen eşyada ise bunlar tamamen kağıtsız ortamda yapılmakta. Ekinde bir belge aranmamakta. Yani ekindeki belgeler firmanın kendi arşivlerinde bulunmakta. Gümrük idaresi gerekli görmesi halinde o belgelere bakmakta. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu çalışmayla beraber, yani bu mevzuatla beraber aslında dar kısıtlı bir alanda şu anda gümrük idaresinde onaylanmış kişi ise, ihracat beyannamesi ise ve mavi hatta düşmüşse herhangi bir belge aranmıyor. Şimdi bakanlığımızın tabii bunun dışında daha birçok şeyleri var, projeleri var. Bu projeleri yaparken bizim hani bakanlık olarak bakış açımız şu. Bir kere günümüzde yani 1980 öncesinin gümrük anlayışıyla 80'den sonraki gümrük anlayışı tabii ki değişti. Dış ticaret hacmi her gün artıyor. Dış ticaret hacmi arttıkça bizim aslında gümrük idaresi olarak eşyalar aramızdaki fiziki temas da süratle kopmaya başladı. Çünkü gümrük idaresinde her bir eşyayı tek tek saymanız, dökmeniz, bakmanız neredeyse imkansız. Bu durumda başka araçlara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi risk analizi. Yani her eşyaya değil ancak riski gördüğünüz eşyaya bakmanız gerekiyor. Riski gördüğünüz eşyaya bakabilmek için de elinizde bir takım bilgilerin olması gerekmekte ki analizlerinizi yapabilirsiniz. O bilgileri analiz edilebilecek olan bilginin de elde tutulabilmesi için de bunların elektronik ortamda hazırlanması gerekiyor. Ama gümrük idaresi aslında bakarsanız hani sizin mesleğinizden çok da farklı değil. Yani bizim sadece kendi mevzuatımızın dışında gümrük idaresinde çalışan birisinin ve gümrük işlemleri ulaşan birisinin de Türkiye'deki birçok mevzuatı biliyor olması gerekir. Yani biz aynı zamanda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın mevzuatını da öğrenmek durumundayız. Maliye Bakanlığı'nın mevzuatını da bilmek durumundayız. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nın da mevzuatını bilmek durumundayız. Böyle hemen hemen Türkiye'de gümrük işlemlerine konu olan birçok eşyanın mevzuatını da bilmek durumundayız. Tabii bunları da bu kadar çok mevzuatı bilmek ve dış ticaret hacminin de bu kadar çok arttığını da düşünecek olursak bunları bilebilmek ancak ve ancak elektronik ortama bunları aktarmakla mümkün olacaktır. Şimdi bir proje olmamakla birlikte yani e-uygulama olmamakla beraber bir proje olarak bakanlığımızda yürütülen bir çalışma daha var, yetkilendirilmiş yükümlü. Onun hakkında da kısaca bir bilgi vermek istiyorum çünkü bu da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi onaylanmış kişiden artık zaman içerisinde bakanlığımız vazgeçiyor, yetkilenmiş yükümlü statüsüne geçmeye çalışıyor. Yani firmalarımıza yetkilenmiş yükümlü statüsü veriyor. Yetkilenmiş yükümlü statüsü aslında sadece ulusal değil, uluslararası bir mevzuatı olan, orada da hani bir takım kriterleri belirlenmiş olan kişi anlamına geliyor. Şimdi biz buna ilişkin çalışmalarımızda yetkilenmiş yükümlü statüsünü bir firmaya verdiğimizde o firmanın artık biz işlemleri için gümrük idaresine gelmemesini istiyoruz. Yani o firmalar kendi gümrük işlemlerini kendi depolarında, kendi tesislerinde yapacaklar. Şimdi burada fark ettiyseniz yani ihracatta bu başladı, ithalatta da bu sene mevzuatını inşallah planlarımız içerisinde çıkartacağız. Bunun anlamı şu demek. Bir kişi yetkilenmiş yükümlü olduğunda kapı kuleden girdiğinde eşya doğrudan kendi tesisine gidecek. Ve orada gümrük işlemlerini yapacak. Eğer ben onu riskli görüyorsam gidip ben bakacağım eşyaya. Yani gümrük idaresi gidip bakacak. Yani gümrüğe bir eşya gelmeyecek. Şu an ihracatta da kendi tesisinden yükleyip eşyayı götürebiliyor. Şimdi böyle bir mevzuatın olabilmesi de ancak ve ancak kayıtların izlenebilirliğine bağlı. Ve biz bu firmalara vermiş olduğumuz bu belgeyi verirken en başta koymuş olduğumuz kriter kayıtların izlenebilirliği oluyor. Özellikle muhasebe kayıtlarının. Dolayısıyla burada sonradan kontrol ön planda, muhasebe kayıtları ön planda ve böylelikle izlenebilirliği sağlayıp bu firmaların bu firmalar için ticaretin kolaylaştırmasını sağlayacağız. Aynı zamanda bunların karşılıklı tanıma anlaşmaları da şu an bazı ülkelerle yapılmak çalışmaları devam ediyor. Bu şu demektir.
Mesela ben, biz diyelim ki X ülkesiyle bir karşılıklı tanıma anlaşması imzalarsak, bizim yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan firmalar o ülkeye eşya ihraç ettiklerinde orada da benzer kolaylıklardan yararlanacak. Oradan Türkiye'ye gelen AEO dediğimiz, İngilizcesi Authorized Economic Operator, oradan gelen yetkilendirilmiş yükümlünün getirmiş olduğu eşya da yine Türkiye'ye de girerken benzer kolaylıklardan yararlanacak anlamına geliyor. Dolayısıyla hani bizim bakanlık olarak bakış açımız bu yönde. Bu projelerimizi bir kısmı bitti, bir kısmı işte 2014 yılı içerisinde bitirmeyi öngörüyoruz. Yetkilenmiş yükümlülüğüyle beraber tabii bir anlayış daha var gümrük idaresinde. Şunun farkındayız. Yani bu ülkede ticaretin artması, işte ihracatımızın artması ancak ve ancak devletin kendi başına koyduğu kurallarla mümkün değil. Ancak bizim özel sektörle beraber işbirliği halinde olursak bu ticareti arttırabilmemiz mümkün. Zaten AEO dediğimiz, yani yetkilenmiş yükümlülükte de hani devlet bir tarafta, özel sektör bir tarafta değil. Bunlar işbirliği halinde çalışıyorlar. İşbirliği halinde bulunmak durumundalar. Fark ettiyseniz onların tesisi sanki bir gümrükmüş gibi bir işlem görüyor. O eşya gümrüğe hiç gelmiyor. Gümrük idaresi de sürekli gidip oralarda onun tesisinde kendi denetlemelerini yapabilecek bir durumda oluyor. Tabii bunun da en temel unsuru kayıtların izlenebilirliği, kendi içerisinde bir iş denetim mekanizmasının olup olmasına bağlı. Şu anda hani buna ilişkin firmalarımızdan bu belgeyi alanlar var. İşte her geçen günde bunların sayısı giderek artmakta. Ben hani kendi aramızda zamanımızı bu şekilde ayarlamak durumunda kalmıştık. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğinizden dolayı. Sağ olun. Evet, Sayın Genel Müdür Yardımcımız Rasim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sunumunu yapmak üzere Sayın Hüseyin Seçkin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün size merkezi sicil kayıt sisteminin nasıl çalıştığı noktasında bir tanıtım yapmak istiyorum. Ve sunumumu San Yansı'da gördüğünüz plan üzerine yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ticaret hukukumuza yeni bir takım yeni ilkeler girdi. Bunlardan bir tanesi elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme, yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyum ve kayıt dışılığın önlenmesini hedeflemişti. Bu ilkeler aynı zamanda kanunun çeşitli maddelerinde, özellikle merkezi sicil kayıt sistemini ilgilendiren noktada çeşitli maddelerde kendisine yer buldu. Özellikle elektronik sicilin oluşturulması, 24 ve 26. maddeler, elektronik işlemli ve bilgi toplumu hizmetleri dediğimiz 1525, 1526 ve 1527. maddelerle kayıtlı elektronik posta, işlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılabilmesi gibi. Projemizin altyapısı, yasal altyapısına baktığımızda aslında projemiz 2003 yılından beri devlet projelerinin oluşumunun da başlandığı günden bu tarafa yer alan bir proje. Bu kapsamda bakanlığımızın kuruluş ve görevleri hakkındaki 640 sayılı kanun hükmündeki kararnamede yer alarak bakanlığımıza bu hizmet görevi verilmiş durumda. Aynı zamanda 6102 sayılı kanunun 24. maddesi ve en son olarak ikinci mevzuat olarak da 27.1.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan ticaret sicili yönetmeliği ile uygulamanın esasları oluşturulmuş oldu. Sistemin amacı, biz sistemi iki fazlı düşünüyoruz. Birinci amacımız, şu anda tamamlamak üzerinde olduğumuz ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan sermaye şirketleri, kooperatifler, gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler, vakıf ve dernek işletmelerini ile ilgili elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicil kayıt sistemini oluşturmak, bunların üzerine işlemleri bunun üzerinden gerçekleştirmek ve bunları tek ortak anahtar numara ile takibini sağlayabilmek
ve merkezi bir veri tabanının oluşmasını sağlamayı planlıyoruz. İkinci aşamada ise bu ülkedeki diğer ekonomik birimleri de sistem içine dahil ederek sistemin genişlenmesini sağlayacağız. Sisteme baktığımız zaman, sistemin oluşumuna baktığımız zaman 2009 ve 2010 yıllarında Başbakanlığın önceliklendirilmiş 13 E-Devlet projesi içerisinde işlemler başladı ve online şirket kuruluş işlemlerini oluşturduk ve 19.04.2010 tarihinde Mersin'de pilot olarak çalışmaya başlatıldı. 2012 ve 2013 yılında ise sicillerdeki verilerin aktarımı ve aktarılan verilere aktarılan sicillerin sistem üzerinden işlem yapılmasına ilişkin yaygınlaştırma çalışmaları sürdürüldü. Sistemin en büyük amaçlarından bir tanesi halen Türkiye'de yer alan 3 ana veri tabanının yanında 4. ana veri tabanı olarak merkezi tüzel kişilik kayıtlarının oluşturulmasını sağlayacak merkezi bir yapının oluşmasıdır. Şu anki kapsamına baktığımız zaman yansıda gördüğünüz yeşille renklendirdiğimiz başlıklar altındaki aktörler sistem içerisinde yer almakta. 2004 yılında yani bu yıl içerisinde de mor renkli olarak işaretlediğimiz diğer ekonomik birimlerin de sistem içerisine dahil edilmesini sağlayacağız. Sisteme nasıl ulaşıyoruz? Sisteme ya bakanlığımız internet sayfası ya da uygulamanın yer aldığı yansıda gördüğünüz adres üzerinden sisteme ulaşabiliyoruz ve sisteme ilk girişimiz muhakkak kullanıcı kaydının oluşmasıyla oluyor. Genel iş akışı, sistem içerisinde genel iş akışına baktığımızda öncelikle sisteme girişi sağlıyor kullanıcı. Daha sonra sisteme girdiğinde çeşitli nevilerdeki bir kuruluş işlemi için düşünürsek çeşitli nevilerdeki şirketlere ait kuruluş alanlarımız var. Örneğin limited şirket kuruluşu yapacaksa onun için ilgili ana sözleşmeleri hazırlıyor. Ana sözleşmeyle ilgili maddelerle ilgili metin alanlarını doldurarak ana sözleşmenin hazırlanmasını sağlıyor. Daha sonra hazırlanan ana sözleşme noterlerimize sunulmak üzere noterlere gönderiliyor elektronik ortamda. Ve elektronik ortamın noter tasdiki yapıldıktan sonra ticaret sicil memurluklarının önüne düşüyor ve tescil işleminin yapılması noktasına geliyor. Tescil işlemi sonrasında tescil ilanıyla işlem tamamlanmış oluyor. Yansıda gördüğümüz bizim hepinizin de aşina olduğu bir limited şirketin aslında bir ana sözleşmesinin başlıkları hepsi. Hepsi birer iş kalemi olarak kullanıcının önüne düşüyor ve bunları tamamlayarak biraz evvel bahsettiğim döngüyü bu şekilde tamamlamış olacak kullanıcı. Sistemde aynı zamanda elektronik imza kullanımı da mevcut. İşlemlerin kuruluş işlemleri haricindeki ana sözleşme değişikliklerinde sistem şirket yetkilileri veya şirketin şirket yetkilileri tarafından yetkilendirilmiş vekalet verilmiş kişilerin işlem yapabilmelerine ilişkin iş akışları sistem içerisinde yer almakta. Şu anda veri tabanımızda yer alan işletmelere baktığımız zaman yansıda gördüğünüz üzere şirketler, kooperatifler, ticari işletmeler ve merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye temsilciliklerinin bütün bilgileri biraz sonra diğer slaytlarda göstereceğim bilgileri sistem üzerinde mevcuttur. Her firma için yansıda görülen başlıklar altındaki bilgilerin güncel durumları ve bundan önceki durumlarıyla birlikte tutulmakta. Örneğin ünvan değişikliği yapmış bir firma varsa birkaç kere bunu tarihsel bazlı sistem üzerinde tutmayı sürdürüyoruz. Aynı şekilde sermayeleri, ortakları, yönetim, eski ve yeni yönetim kurulları veya işte yeni ve eski temsilcileri şeklinde sistem üzerinde her işletme için ayrı ayrı tutulmakta. Tutulan kayıtlara ikinci bölümde de yine bahsettiğim gibi ortaklar ve sermayeler, eski ortaklar ve sermayeleri, acentalıkları gibi bilgilerle tasfiye memurlarına hatta firma terkin bilgilerine kadar firmanın doğumundan ölümüne kadar olan bütün süreci sistem üzerinde tutmaya
çalışıyoruz. Bunların hepsi birer tescil işlemi ve bu tescil işlemleri, her tescil işlemi de sisteme sisteme işlenmekte. Şimdi sistem işletmelerde biz tek numaralama sistemi diye bir sistem oluşturmaya çalıştık. Şu anda Mersis No dediğimiz, hepinizin de yakından bildiğim, özellikle yılbaşı itibariyle fatura ve belgelerde kullanılması noktasında ön plana çıkan Mersis No sistemde tüzel kişiler için, yani şirketler için vergi numara esaslı, gerçek kişiler için ise TC kimlik numarası esasına göre kullanmakta. Örnek olarak bir şirketi örnek alırsak, bir şirketin Mersis numarası yansıda gördüğünüz şekilde oluşmakta. En başında bir sıfır göreceksiniz. Daha sonra o şirketin vergi numarasını göreceksiniz. O kırmızıyla başlayan, kırmızı bölge olan dört haneli alanda ise bizim sistem tarafından ürettiğimiz ayrı bir algoritma var. Buradaki amacımız o şirket ve o şirketin şubelerini de takip edebilmek anlamında kullanıyoruz alanı ve en sondaki alanda check digit dediğimiz alan. Aynı şekilde bir gerçek kişi işletmede ise kişinin TC kimlik numarası alacak, yer alacak ve en sonda dörtlü hanede yine bizim algoritmamız olacak ve son hanede de yine check digit şeklinde yer alacak. Kanunun biliyorsunuz 39. maddesi özellikle ticari mektup ve ticari defterlerde, kayıtlarda Mersis numarasının isteniyor. Mersis numarasının oluşması isteniyor. Buna göre biz sistemde yer alan firmalara, vergi numarası bulunan firmalara ve TC kimlik numarası bulunan gerçek kişi işletmelerin hepsine şu anda Mersis numarası üretmiş durumdayız. Bu numaralar işletmeleriniz için kontrol edebilirsiniz. Kontrol ettiğinizde herhangi bir sıkıntı veya tereddüdünüz oluşursa ya bağlı bulunduğu sicil müdürlüğüne ya da yansıda gördüğünüz mail adresiyle birlikte e-posta adresine gönderirseniz sizlere gerekli desteği ve bilgiyi sunacağız. Örnekte şu kırmızı alanda gördüğünüz örnekteki gibi sorgulamalarda koyu renkli siyah bir numara göreceksiniz. Yani firmaya girdiniz ki firmanın sicil numarası ve sicil memurluğunu seçerek sorguladığınızda Mersis numarası olarak koyu renkli bir numara göreceksiniz. Hemen altında da eski MTK diye bir numara yazar. O sizin eski sistemde tutulan eski numaranızdır. Ama asıl Mersis numaranız bahsettiğim gibi koyu renkli numaradır. Her iki numarayı da birlikte tutuyoruz. Bir müddet sonra sadece koyu renkli numarayı sistem üzerinde göreceksiniz. Sistemin en büyük amaçlarından biraz evvel bahsettik. Kamuya veri sağlaması. Hani biraz evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bizden niye şu bilgi istiyorsunuz? Bizi şu kurumdan istenen bilgiyi başka kurumdan niye isteniyor şeklindeki şeyleri önlemek ve onu ortadan kaldırabilmek için E-Devlet'in en önemli işlevlerinden biri olan bilgi paylaşımını da bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle işte gelir idaresinden, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, bankalar, diğer kurumlar, hatta Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadar sistemin oluşan bilginin tamamını paylaşmaya ve bilgi paylaşımını sağlamaya çalışıyoruz. Hatta bunların en önemli örneklerinden bir tanesi, geçenlerde Eylül ayında Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nı ve TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile birlikte yürüttüğü e-fatura uygulaması mali mühür sertifikası başvuru işlemleri her iki kurumun ortak verisinin paylaşımıyla oluşan bir çalışma üzere oluştu ve burada hemen hemen 14.000, 15.000'e yakın firmanın bilgisi karşılıklı paylaşılarak sistemin bilginin kaynağından alınması şeklinde bir veri paylaşımı sağlamış oldu. Sistem şu anda 235 sicil müdürlüğümüzde çalışmakta. Bunların tabii step step
devreye aldığımız için yıl sonu itibariyle 114.000 yansıda görülen rakamların tamamı genel toplam olarak 114.750 adet sistem üzerinden tescil işlemi yapılmıştır. Ama tabii bunun içinde İstanbul yok henüz. İstanbul kısmet olursa önümüzdeki bu ayın ikinci yarısından sonra İstanbul'a da başlamaya hazırlanıyoruz. İstanbul'un büyük olması sistemin hem ticaret sistemi, odanın sistemi hem bizim olayı desteklememiz anlamında bir çalışmamız var. O çalışma bittikten sonra sistemi İstanbul'a da başlatmış olacağız. Sistem üzerinden neler gerçekleştiriyoruz? Yansıda gördüğünüz üzere kuruluş işlemleri, şirket kuruluşları, şube kuruluşları, ana sözleşme değişiklikleri, terkin, tasfiye, rehin, acende, yani bir şirketin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde ne kadar işlem yapıyorsa ticaret siciliğinde bu işlemlerin hepsini sistem üzerinden yapabiliyoruz. Sistem hakkında bilgi edinmek veya işte farklı bir sistem içinden farklı bir konuda bilgi talebiniz olması halinde elektronik posta adresi ve sistemin üzerinde şu anda bulunan çağrı merkezinden bize ulaşabilir ve gerekli bilgi desteğini alabilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Merkezi Kayıt Sistemi Uygulama Şube Müdürümüz Hüseyin Bey'e verdiği bilgiler için sizler adına teşekkür ediyorum. Şimdi Mehmet Dumanlı Bey'de sözümüz. Merkez Kayıt Sistemi İç Ticaret Genel Müdürü Uygulama Şube Müdürümüz. Evet, ismim Mehmet Dumanlı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Hal Kayıt Sistemi uygulamasından sorumlu şube müdürüyüm. Öncelikle kamu kurum temsilcilerine, sayın başkanlarıma ve değerli katılımcılara İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Müşavirler, yanlış söylemediysem, odasının düzenlediği bu seminere katıldığı için teşekkür ediyorum ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Şimdi bizim E-Devlet projelerinde yer alan Hal Kayıt Sistemi tahmin ediyorum diğer projeler gibi yaygın bir şekilde bilinmiyor. Belki size kısa bir sunumla bu konudaki bir farkındalık yaratabilirsek ileride çok çok tüketici olarak da herkesi ilgilendiren bir proje olduğu için herkesin fazlasıyla kullanacağı, yararlanacağı bir e-devlet uygulaması olduğunu sizler de göreceksiniz. 5 ana başlıkta anlatmaya çalışacağım size projeyi. Amacı halde veya hal dışında faaliyet gösteren yaş sebze ve meyvenin cinsine, miktarına, fiyatlarına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda tutulması, bunların ilgililerle paylaşılması, meslek mensuplarının kayıtların alınması gibi birçok amacı içermektedir. Bu projeden kimler yararlanıyor? Yani bunun projenin meslek mensupları kimler? Bunlar sanayi işletmeler, ithalat, ihracatçılar, üretici örgütleri, perakende ticaretiyle uğraşan manav, market, pazar gibi çok yaygın bir kesim. Bunun yanı sıra otel, yurt, lokanta gibi sebze ve meyveyi işleyen ve bunlardan üretim yapan kimseler. Bütün bu kimseler, bu kesimler kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Projenin hedefleri arasında demiştik bilgi paylaşımının yapılması, kayıt dışılığın ve sağlamlığın sağlanması, kamu kesiminin bu tür, bu konuda, bu sektörde oluşturacağı politikalarda doğru politikalar üretebilmek için verilerin oluşturulması ve en son olarak da tüm tüketicilerin üretilen sebze ve meyvelerin nerede ve kimin tarafından üretildiği bilgilerini web sayfamız aracılığıyla ulaşabilmesi
Şöyle söyleyeyim kısaca ilginizi çekmesi açısından. Örneğin Ankara'da bir Ayaş diye bir ilçemiz vardır. İstanbul'da da belki pazarda satılıyordur Ayaş domatesi, Ayaş domatesi. Siz kanunun öngördüğü süreler içerisinde pazarlarda ya da marketlerde göreceğiniz ürün künyesi, basılan ürün künyesi ve onu gördüğünüz zaman bu domatesin ne zaman, nerede ve hangi üretici tarafından üretildiğini mobil cihazlar vasıtasıyla sistemi sorgulayarak öğrenebileceksiniz ve bu konuda doğru bilgiye ulaşmış olacaksınız. Kanunumuzun uzun bir adı var. 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun. Bu kanunun 16. maddesinin 4. fıkrasıyla kanun kurulmuştur. Ve bu 15. maddenin A bendi ile de genel müdürlüğümüz ve bakanlığımız bu kanunun yürütülmesiyle görevlendirilmiştir. Bir de kanun yanısına birkaç tane yönetmelik çıkardık. Bu yönetmeliğin ilki ve anası değişiklik yapılan yönetmelik 7-7-2012 tarihinde çıkartılan sebze ve meyve ticareti ve toptancı halleri hakkında yönetmelik. Ve ben bu aşamadan sonra size sistem hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sistem 15 Şubat 2012 tarihinde kullanıma açıldı. Bunları kimler kullanıyor? Bu internet tabanlı bir sistem. Bunu kullanan özellikle 81 tane ilimizde bulunan ticaret il müdürlüğümüz. Şu an için 194 olan ama sayısının ileride düşeceğini umduğumuz ve zorladığımız toptancı hallerimiz. Bu toptancı hallerde faaliyet gösteren tüccarlarımız, komisyoncularımız, sanayicilerimiz hal dışında da faaliyet gösterebilirler. Lokanta, yurt gibi işletmeler. Sistemin bir parçası banka. Bu bankada yapılan bildirimlere bağlı olarak tahakkuk eden rüsum gelirinin tahsil için online vazifte şu anda sisteme bağlı. Sistemin değişmez aktörlerinden en önemli aktörü üretici. Bildirimleri kabul etme yöntemlerimizden bir tanesi çağrı merkezimiz. Ve bu salonda olan gibi Türkiye'de yaşayan 70 küsür milyon tüketicimiz bu hal kayıt sistemini internet üzerinden kullanabilmekte şu anda. Sistemimizin web sayfasının adı www.hal.gov.tr. Buna iki türlü de ulaşabiliyorsunuz. Bakanlığımız web sayfasından da ulaşabildiğiniz gibi kanunda belirtildiği üzere domain adı hal.gov.tr olan adresi yazarak da ulaşabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz tüm herkesin ulaştığı portal ekranı görmektesiniz. Bir ana sayfa. Burada tüketiciyi ve ilgilileri bilgilendirmeye yönelik bilgileri bulabiliyorsunuz. En altta gördüğünüz kırmızı bir bant var. Oraya dikkatinizi çekmek isterim. Vakit bulup da ileride girerseniz tıpkı sistemin amaçlarından biri fiyat oluşturmak, rekabeti oluşturmak ve tüketiciye ucuz ve kaliteli sebze meyve yedirmek ya da tükettimine imkan sağlamak olduğu için o kırmızı bantta bir gün önceki borsadaki gibi ürünlere ait fiyatları görürsünüz. Burada ilan ediyoruz bunu. Minimum fiyatı, örneğin ürün bazında kabak, geleneksel üretilmiş. Minimum fiyatı nedir? Maksimum fiyatı nedir? Kaç kilo sisteme bildirimde bulunmuştur. Bu iki amaca hizmet ediyor. Bir, tüketicilere sebze ve meyve fiyatının ilk çıktığı andaki fiyatlarının ne olduğunu gösteriyor. İkincisi de üreticilere Türkiye'nin herhangi bir yerinde o ürünle ilgili fiyat bilgileri verdiği için ürününün değerini bulmasını sağlamasına yardımcı oluyor. Bu ana web www.hal.gov.tr'de yapılan tüketici açısından önemli bir özellik daha. Künye numarasını az önce söylediğim manavda, markette herhangi bir yerde yazmış olduğunuz bulunan künye numarasını buraya yazdığınız zaman
o etikette yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını görebiliyorsunuz. 2 ile başlayan künye numarasını, 19 haneli künye numarasını yazdığınız zaman bu künyeye bildirime ait, ürüne ait bilgileri bu arayüzümüzden görebiliyorsunuz. Bizim bir de uygulamanın çalıştığı bildirimlerin kullanıcıların kaydının yapıldığı HKSL.gov.tr dediğimiz asıl uygulamanın bilgilerinin aldığımız bir sayfamız daha var. Şu anda örnek olarak bir hal müdürlüğünün sayfasında ilgili güne ait o halde işlem gören ürün ve kilo bazında bilgileri görmektesiniz. Yine hal müdürlüğünün sayfasından bir bildirimcinin borçlarına ilişkin bilgilere görebilmektesiniz. Bildirim bildirim dediniz. Bu sistemi de diyoruz hep. Bu sistemin ana teması yapılan bildirimlerle sisteme bilgi sağlamak. Biz buna e-bildirim diyoruz. Ve bu e-bildirimi 5 farklı yöntemle içeri kabul ediyoruz. Bunlardan bir tanesi bildirimcinin az önce bahsettiğim işte tüccar, komisyoncu, sanayici, ihracatçı, ithalatçı gibi sıfatların kendisinin direkt olarak yapmış olduğu bildirimleri. İkincisi 81, hani herkesin internet olanağı olmayabilir, bilgisayar kullanamıyor olabilir. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İkincisi Ticaret İl Müdürlüğü tarafından başvuru halinde bildirimler yapılabiliyor. Hal Müdürlüğü tarafından yapılabiliyor. Tarlada bu bildirimin yapılmasına ihtiyaç olduğu düşüncesiyle, çünkü ticarete bir konu mal, bir yerden bir yere sevki söz konuysa bildirime tabi olması lazım ve bunu bildirimsiz sevk edilirse bunun cezaları var. Dolayısıyla tarladan bir bildirim yapılması seçeneği de düşünerek çağrı merkezimiz aracılığıyla bildirimde kabul ediyoruz. Ve son önemli olan web servis aracılığıyla bildirimi kabul ediyoruz. Şimdi az önce değerli arkadaşım Hüseyin Seçkin söylediği gibi benim de başkanıma bir cevabım olacak. Bu kayıtları, yani bilgileri bu uygulamaya 3-4 kere giriyor meslek mensupları düşüncesiyle bir web servis yöntemini geliştirdik. İnsanları doğru ve hızlı bir şekilde bildirim yapmaklarını sağlamak için bu yöntemi devreye aldık. Bu web servisi ne yapıyor? Sizler belki mükellefleriniz vardır halde faaliyet gösteren ya da dışarıda muhasebeciliğini yaptığınız, az önce saydığım kimselerden belki müşterileriniz vardır. Bu müşterileriniz ne yapıyor? Cari programı kullanıyor, fatura programını kullanıyor. Zaten kendisi bir takım bilgileri üretiyor kendi programlarıyla. Biz de ne yapmaya çalıştık? Bu kullanılan programlar geri planda bizim sisteme bilgi üretebilmeleri için eskiden 1,5 dakikada yapılan web arayüzü kullanarak yapılan bildirimleri hızlı bir şekilde yapabilmesi için geri planda bu bilgileri aldık ve web servis yöntemine devreye soktuk. Şimdi e-bildirim sonucunda oluşan bir künye belgesini görmektesiniz. Bu künye belgesinde işte malla ilgili bilgiler, işte tarihi, malın adının, cinsinin, nereden nereye gittiği bilgilerinin, hangi halde işlem göreceğinin, hangi plakalı araçla nakledildiğine ilişkin bilgiler. Biz bu bilgilerden, az önce söylemiştim, 15 Şubat 2012'de açılan sistemimizde bugüne kadar Aralık sonu itibariyle 25 milyon yakın bildirim kabul ettik. Yani sistem şu anda verilerini düzgün bir şekilde oluşturmaya başladı ve kısa bir süre içerisinde 25 milyon e-bildirim kabul ettik. Bu bildirimin aylar itibariyle sayılarını 1000 TL olarak ekranda görmektesiniz. Sisteme kayıtlı kişiler, az önce söyledik gene, kimler? Burada bir dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. 9463 sıfat ile pazarcı birinci sırada gelmekte. Yani pazarcılar da bu sistemi bir parçası, bu aktörlerden bir tanesi ve önemli bir aktör. Dolayısıyla kanunun geniş yapısı gereği
getireceğimiz düzenlemelerle pazar yerlerinde olsun, toptancı hallerin kuruluşunda fiziki şartlarının oluşmasında önemli aktörlerden biri de olan pazarcıların bu sisteme yaygın olarak ait olduğunu gördük. Diğerleri de işte komisyoncu üretici şeklinde gidiyor. Bunlara kayıtlı sıfatlar diyoruz. Bugüne kadar 45.565 tane iş yeri, bu iş yerlerine bir depo olabilir. Bir atıyorum A101'in bir şubesi de olabilir. Migros'un hal dışında bir deposu da olabilir. Bütün bunları dikkate aldığınızda 45.565 gibi azımsanmayacak bir rakamda bir kayıtlı iş yerinin bilgisine sistemde sahibiz. Demiştik çağrı merkezi e-bildirim kabul etme yöntemlerinden bir tanesi. Şu anda da yansıda çağrı merkezi aracılığıyla yapılan bildirim sayılarını görmektesiniz. Bu da az bir rakam değil. 500 bin civarında, 450 bin civarında bir bildirim çağrı merkezi aracılığıyla yapılmış. Sistemin ara ara bakıp kontrollerinde bir günle ilişkin bilgilerini sizinle paylaşmak isterim. 9 Mayıs 2013 Perşembe günü toplam 70 bin küsür bir tane bildirim yapılmış ve bu bildirim sayısını belli bir saate indirip saniye bazında indirdiğimizde 0.7 saniyede sistemin bir bildirim yaptığını görmekteyiz. Ama bu bizim için yeterli değil. Yeterli olmadığı için web servis yöntemini işte devreye aldık. Bu web servis yönteminde de farklı bir yol izledik. Diğer işte elektronik faturada olduğu gibi ya da diğer e-ticaret ya da e-devlet uygulamalarında olduğu gibi herhangi bir firmayı biz yetkili kılmadık. Bizim çıktığımız temel nokta şuydu. Biz asgari standartları belirleyelim. O standartlarda bize bilgi gelsin. Bu platform bağımsız, yazılım bağımsız herhangi bir şekilde gelebilir. Yani bir .NET olabilirdi, bir Delphi olabilirdi. Ve bu şekilde bir hayalle yola çıktık ve bunu 18 Kasım 2013'te test ortamında kullanıma açtık. Tam aradan bir ay geçti bir süre. 2013'ün 18 Aralık'ında gerçek ortamda bu web servisinde bildirim kabul etmeye başladık. Bir ay içi gibi bir kısa bir süre içerisinde 4 tane versiyon değişikliğiyle bu sistemi oturttuk gibi. Yani bildirimciler şu anda web servis üzerinden bildirim yapabilmekteler. Yani kendileri bildirim yaptığının farkında olmadan bizim sistemimize bilgi girilmesine başlandı. Bir anda faturasını keserken ya da stok ya da cari programını kullanırken bizim sisteme bilgi üretmeye başladı ve yükümlülüğünü farkında olmadan karşılamaya başladı. Bu süre içerisinde iki tane aşama koyduk. Önce dedik sistemi çok kullananları ödüllendirelim. Bugüne kadar 15 bin bildirim ve üzeri yapanları birinci aşamada web servis başvurusu onaylarını kabul edelim dedik. Sistem şu anda iyi gidiyor. Yani kısa bir süre 18 Aralık bugün 9'u sanırım ocağın. Bir aylık bir süre olmadı. Çok yakın bir zamanda ikinci aşamaya geçip 5 bin bildirim ve üzeri olan web servis onay başvurularını kabul edeceğiz. Sistemin bu özelliğinin kabul görmesinin bir diğer göstergesi de, yani sizi belki rakamlarla çok boğuyorum ama şöyle bir gösterge daha var. Bu süre içerisinde 2126 tane başvuru oldu bize. Yani 32 bin kullanıcı var diyelim. 32 bin kullanıcının yaklaşık 4-5 bini aktif olarak kullanıyor. Diğerleri üretici ve işte mevsimsel ihtiyaçları var. O zamanlar sistemi kullanıyor. Bu süre içerisinde 2126 başvuru yapıldı. Kriteri sağlayan 264 kişinin web servis isteği onaylandı. Ve şu anda dün itibariyle 86 farklı bildirimci bu web servisi kullanmakta idi. Ha, bu bizim için yeterli bir sayı mıdır? Değildir. Şu anda toplam bildirimin %15'ine tekabül eden bir rakam. Biz bunun çok çok daha fazla miktarlara ulaşmasını istiyoruz. Ve bunu niye istiyoruz? Bu slaytta gördüğünüz gibi az önce dedim 1,5 dakikada yapılan bir bildirim
meslek mensuplarının özellikle belki aranızda vardır halde çalışan muhasebecileriniz de aralarında, onlar çok iyi bilirler. Farkında olmadan bir saniyede 16 adet e-bildirim bize yapabilmektedirler. Yani sistemin ne kadar da hızlı ve doğru yolda çalıştığının bir göstergesi de sistem üzerinden aldığımız bu veridir. Yani bir saniyede 16 tane bildirim yapılabilmekte. Kayıt dışıyla mücadele stratejisi eylem planı da bizim bu hal kayıt sistemi 30 nolu eylemde yer almaktadır. Orada 2011 ve 2013 yılları işaret edilmiştir projenin süresi olarak. Bunlara büyük bir olasılıkla uyulmuştur. Neredeyse proje bitmiş gibi bir şey denebilir. Size son olarak iki slaytım kaldı. Bunlarla ilgili sebze ve meyve ticaretindeki rakamları biraz paylaşmak isterim. Buradaki veriler bugüne kadar doğru ve düzgün bir kaynak olmadığı için çeşitli kaynaklardan alınan verilerdir. Bir tanesi Ziraat Odaları Birliği, bir tanesi Tarım Bakanlığı. Birkaç tanesi işte meslek odalarından alınan bilgilerin derlenip bu slayta yansıtılan rakamlardır bunlar. Sebze ve meyve ticaretinin Türkiye'deki toplam payının 75 milyar TL olduğu, bunun %25'inin kayıp olduğu, yani ürün zayi olduğu bilinmektedir. Kanunla getirilen tedbirlerle işte taşınacak kaplardan, saklama koşullardan, hallerin fiziksel koşullarının düzeltilmesine kadar bir takım alınacak tedbirlerle bu kayıt dışı zayı olan, yani ürün kaybının çok aşağılara çekilebileceği düşünülerekten çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz ve biz bunu aşağı düşürmeyi hedefliyoruz. Ve bir diğer bilgi de toplam %57'si hallerde işlem görmesi gerekirken, yani 42.8 milyar liraya tekabül etmesi gereken bir rakam, genel dışı kabul gören kayıt dışılık miktarı da 30 milyar TL. Yani toplam ticaretin %40'ına isabet eden bir rakam. Yani 30 milyarla 18 milyarı toplarsanız toplam 50 milyar lira TL civarında yıllık kayıp bu sektörde söz konusu. Bu ne kadar aşağı çekebilirsek devlet adına, bizler adına, fiyatların düşmesi açısından o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Son slaytta işte 8 tane süre var. Faaliyetlerimizle ilgili 8 tane eylem planımız var. Bunlar ne der işte 194 halde meslek mensuplarının eğitiminin verilmesi, 81 il müdürlüğünün eğitimin verilmesi, kayıtların yapılması, il müdürlüğü ve toptancı hallerin, bildirimlerin kolay ve hızlı yapılması, ticari programların entegrasyonunun sağlanması, az önce söylediğim web servis, hal rüsumlarının tahsilatının online gerçekleştirilmesi, bunu da yaptık. Bilmiyorum ilgili kimse var mı? Şöyle bir bilgi de paylaşayım. Şu anda Vakıfbank'a, ilgili banka olarak Vakıfbank'a gidildiğinde TC kimlik numarası ya da vergi numarası verildiği zaman günlük rüsum borcu online olarak tahsil ediliyor. Ve belediyeler arasında bu rüsum gelirleri otomatik olarak sistem tarafından dağıtılıyor. Evvelden bununla ilgili çok şikayetler geliyordu, ödemede, yatırmada sıkıntı yaşıyoruz diye. Çok yakın zamanda, ki bu ayın sonuna kadar internet bankacılığıyla da ve düzenli ödeme seçeneğiyle de bu rüsum borçlarının tahsilatını yapmayı düşünüyoruz. Yani bankacılık, yani modern çağın e-devlet uygulamalarını da biz de kullanıp ve bunu kullanıcılarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben yaklaşık 1,5 saatlik bir korsan sunumum var. Onu sona bıraktım. Bir KEP'le ilgili olayı da sona bıraktık. Çünkü bir de orada uygulama göreceksiniz. Elektronik kayıtlı posta sistemi, tebliğler de her şeyde hayatımıza girecek artık. Şimdi ben sözü Maliye Bakanımızın değerli daire başkanı Yıldırım Bozbuğ'a veriyorum. Buyurun başkanım.
Saygıdeğer Oda Başkanlarım, sevgili katılımcılar ve Gelir Dairesi Başkanlığı'nın en büyük paydaş grubu olan siz değerli meslek mensupları. Sunuma başlamadan önce şahsım ve temsil ettiğim kurum adına hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Gelir Dairesi Başkanlığı bütçenin %75'ini, %80'ini oluşturan vergi gelirlerinin tahsilatıyla sorumlu olan bir birim. O anlamda teknolojinin çok hızlı değiştiği ve günümüzde biz tüketicilerin de takip etmekte zorlandığı bir ortamda mümkün olan her türlü gelişimi takip ederekten bir şekilde yaptığımız uygulamalarla mükelleflerimize ve siz meslek mensuplarının hayatını kolaylaştırmak adına bir dünya yatırım yapıyoruz ve bir takım projeler geliştiriyoruz. Vergi iletişim merkezinden tutun, mükellef geri bildirim sisteminden, mükelleflerin şikayetlerini bize elektronik ortak iletebileceği, Alo Maliye'den, Alo Maliye diye başlayıp devam eden telefon hizmetinden tutun, elektronik beyannameden, bugün bahsedeceğim e-fatura, e-defter olmak üzere, e-arşiv olmak üzere birçok elektronik uygulamaya Gelir Dairesi Başkanlığı olarak hayata geçirmekteyiz. Bugün ben sizlerde yalnızca sadece iki tanesini, çok popüler olan ve son zamanlarda en çok tartışma konusu olan e-defter ve e-fatura ile ilgili sunumlarımı yapmak üzere burada bulunuyorum. Sunum planında gördüğü gibi ilk olarak e-defter uygulamasından, arkasında ise e-fatura uygulamasından bahsedeceğim izninizle. E-defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olmak üzere elektronik defter, vergi usulü kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu olmak üzere tutulması zorunda olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Peki neden e-defter, neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duydu Maliye Bakanlığı? Her şeyden önce günümüzde gördüğünüz gibi bütün ülkeler artık bütün sektörler nasıl bir dünyadaki gelişimleri takip etmek zorunda ise kamu kuruluşları olarak da siz de bir şekilde ilgi alanınızla ilgili dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmek ve buna uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz. O anlamda uluslararası standartlara uyum sağlamak adına e-defter uygulaması. Kağıt yükümlülüklerini ortadan kaldırarak en basitinden bir kağıt maliyetinden kurtulmak suretiyle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumuna yol açan, gönüllü uyumu destekleyecek olan uyum maliyetlerini de azaltmak için e-defter uygulaması. Ticari hayattaki değişikliklere paralel olarak da yeni bir ivme ve açılım kazandırmak adına e-defter uygulaması. Kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek amacıyla hazırlanmış bir e-defter uygulaması. Uluslararası uzaktan denetimi kapsını aralamak adına elektronik denetim için uygun altyapı oluşturmak ve tabii ki hepsinin nihayeti vergiye gönüllü uyumu sağlamak amacıyla hazırlanan bir e-defter uygulaması var. Peki kimler e-defter tutacaklar? Mevzuatta da yer aldığı gibi hepimizde malum olduğu üzere bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefleri elektronik defter tutabilirler. Elektronik defter tutmanın şartları nelerdir, koşulları nedir? Basit iki koşul var. Gerçek kişiler için elektronik imza ve veya mali mühür kullanılması, tüzel kişilikler için kesinlikle mali mühür ve uyumlu bir yazılıma sahip olunması gerekmekte. Tabii gerçek kişiler için de bir uyumlu yazılıma ihtiyacımız var. Hangi defterler elektronik olarak kullanılabilir? Aslında uygulama birçok defteri elektronik ortamda tutulacak şekilde hazırlanmış bir uygulama ama şu aşamada yalnızca YMY ve Defteri Kebir'in elektronik ortamda tutulmasına izin veriyoruz. E-imza ve mali mühür nedir? Bu uygulama için kritik mahiyette elektronik fatura kısmında da bahsedeceğiz. Elektronik imza ve mali mühür gerçek kişi ve kurumlar açısından elektronik ortamda ürettikleri verilerin kaynak ve kaynaklarının doğruluğunu ve bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına uygulamalardır. Nitekim Türk Ticaret Kanunu 65. maddesinde defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda bilgilerinin saklanma süresince bunlara ulaşılmasını ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmesi şart koşulmuştur. Bu anlamda mali mühür ve elektronik imzayla bir doğrulama mekanizması sağlanmıştır. E-defter standartı nedir? E-defter hepimizin bildiği gibi bir şey XBRL denen özel bir işletim diline sahip. Bu uluslararası standartlara uygun, finansal raporlama diline uygun ve genişletilebilir mahiyette bir yazılım dilidir. Neden böyle bir tek format kullanılmakta? Dönüşüm ve yeniden üretim süreçlerini ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir format tercih edilmiştir. Aynı zamanda standart denetim, analiz, araç ve uygulamalarının kullanımına imkan sağlaması açısından da tercih edilmiştir. Standart raporların üretilmesine imkan vermekte, muhasebe döngüsü içerisinde ve finansal raporlama zincirinde bilgilerin hızlı, ucuz iletimini sağlamaktadır. Uluslararası finansal bilginin kullanıcı tarafından anlaşılabilir olmasını da sağlayan bir format türüdür. Peki e-defter iş süreçleri nasıl çalışmakta? Elektronik defter, hepimiz kağıt ortamda olan defteri fazlasıyla biliyoruz ama elektronik defter nasıl çalışmakta?
Bu gördüğümüz slaytta tamamı elektronik olarak anlık çalışan bir sistemin basit bir döngüsü yer almakta. İlk olarak mükellef ya da meslek mensubu tebliğde belirlenen şartlarda XBRL formatında aylık defterini hazırlamakta. Daha sonra gerçek kişiler elektronik imza ile, özel kişiler ise mali mühürle bu kayıtları imzalamaktadırlar. Ardından onaylanan defterler imza ve mühür değeri alınıyor bir ara uygulama olaraktan. Ve daha sonra e-defterin imza mühür değerini taşıyan e-defter beratı mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanarak e-imzalanarak ya da mühürlenerekten e-defter uygulaması, Geri Dersi Başkanlığı'ndaki e-defter uygulamasına yüklenir. E-defter beratını Geri Dersi'ne yüklenmesinden sonra Geri Dersi Başkanlığı'ndaki ilgili kontroller ve test çalışmaları yapıldıktan sonra düzgün olan kayıtlar Geri Dersi Başkanlığı mali mühürle mühürlenir ve daha sonra mükellef geri dönüştürür. Mükellef tarafından e-defterin ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince muhafaza edilmesi sağlanır. Bu sürecin tamamı bildiğiniz üzere elektronik ortamda çalışmakta. Tıpkı elektronik defterde diğer kağıt ortamında tutulan defterler gibi muhafaza ve ibraz yükümlülüğüne sahibiz. Bunların da istenildiği zaman ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratlarıyla birlikte muhafaza edilmesi zorunludur. Hem e-defterin hem de e-defter beratının mutlak surette birlikte muhafaza ve ibraz gerekmektedir. Peki e-defter ne işimiz yarar? En çok alan olarak hangi alanda kullanılacak mahiyette? Sayın Başkan'ın açılış konuşmalarına bahsetti. Şu an hakikaten özellikle şirketlerin denetimi konusunda bir var gibi gözüküyor. O anlamda denetim yapacak olan siz meslek mensuplarının ya da denetçilerin ya da kamu denetçilerin işini fazlasıyla kolaylaştıracak bir uygulamadır. Her şeyden önce firmalar açısından iş denetim ve hesap verilebilirliği geliştirecek ve artıracak bir uygulamadır elektronik defter. Denetime girdi sağlayacaktır. Çok ciddi sağlam veriler sağlaması anlamında. Elektronik kayıtların orijinal biçimine geleceğe taşınmasını da temin eden bir sistemdir. Herhangi bir şekilde dezenformasyon olmaksızın. Kayıtların güvenliği değiştirilmemesi, inkar edilememesi nedeniyle tamamen güvenilir bir kaynaktır, bilgi kaynağıdır. Ve denetim neticesinde kayıtlara hızlı ve uzaktan erişim imkanı da sağlanmaktadır bu uygulama sayesinde. Bildiğiniz gibi en son 67 nolu bir vergi usul kanunu sirkileriyle e-defter konusunda bir takım değişikliklere gidildi. Bunlarla ilgili olarak izninizle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Elektronik defter uygulamasında defterlerin aylık dönemler itibariyle tutulması zorunlu. Aylık dönemler itibariyle defter tutmak zorunda olan mükellefler 2014 yılı Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda 2014 yılı Aralık dönem defterini aylık olarak oluşturamayacaklardır. Bu garip bir cümlenin anlamı şudur. E-defter uygulamasına tabi olan mükellefler 2014 yılı Aralık ayından önce bize başvurmak zorunda bu uygulama için. Çünkü onların en geç olaraktan ilk kullanılan 2014'ün Aralık ayı olması öngörülmüştür. Buna göre elektronik defter uygulamasında 2014 yılı Aralık içerisinde başvuranlar 1-1-2015 tarihine itibaren bu zorunlu elektronik defter uygulamasına zorunlu olan mükellefler haricindeki mükellefler için bu açıklamaları yapıyorum şimdi. Eğer mükellef elektronik defter kullanmak zorunda değilse ve ihtiyar olarak kullanmak istiyorsa 2014 yılı Aralık içerisinde başvuranlar 1-1-2015 tarihi itibariyle. Elektronik defter uygulaması 2014 Aralık ayından önce başvuranlar ise en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere. Hesap döneme tabi olanlar 1-12-2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı itibariyle e-defter kullanmaya başlamak zorundadırlar. Bunun yanı sıra iki sınavda elektronik defter genel tebliğe de bir takım değişiklikler yapıldı. İzninizle kısaca bunlara da ben bilgi vermek istiyorum. En temel değişiklik elektronik fatura uygulamasına paralel olarak gerçek kişi mükellefler de artık mali mühür kullanaraktan elektronik defter uygulamasından yararlanma imkanına sahiptirler. Bunun yolu açılmış durumdadır. Tüzel kişi mükelleflerin defter uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan elektronik fatura uygulamasından yararlanma izne sahip olma hükmü kaldırılmıştır. Uygulamaya genişlik kazaltılması amacıyla daha fazla mükellefimizin elektronik defter uygulamasından faydalanması amacıyla bu ön şart olan e-faturalama kullanma şartı kaldırılmıştır. E-defter uygulanmasına yararlanma ilişkin usul ve esasların hızlı ve ikinci mevzuata bağımlı olmak için ilerlemesi amacıyla hazırlanmış olan teknik kılavuzlar marifetiyle uygulamaya yön verilmenin de yolu yine bu değişiklikle açılmıştır. Yapılan değişiklikle daha önceden elektronik defter bildiğiniz gibi aylık dönem itibariyle hazırlanmakta ve bunların beratlarının hazırlanma süreciyle herhangi bir açıklama yer almamaktaydı. Son yapılan değişiklikle artık bundan sonra İlgili ayın elektronik defterin oluşturulmasını müteakip takip eden 3. ayın son gününe kadar elektronik defterin beratlarının hazırlanması ve Geri Dersi Başkanı tarafından onaylanması gerekmektedir. O anlamda uygulamadaki bir boşluk kaldırılmıştır. Aynı zamanda bir sıra numara elektronik defter genel tebliğinde yer alan
hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanların izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde önceki dönem kayıtlarına yer verme zorunluluğu kaldırılmıştır. Tarih itibariyle anlık olaraktan defter tutulmaya devam edilecektir. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içinde elektronik defter uygulanmasından yararlanmak isteyen mükelleflerin yasal defterlerinin kapanış tasdik için bir aylık süre verilmiştir. Yıl içerisinde herhangi bir mükellefimiz elektronik defter kullanmak amacıyla bir karar verecek olursa ay itibariyle